Nedir oradaki konu açarsak, neden böyle sert tartışmayı da beraberinde getirdi? Şimdi biliyorsunuz kentsel dönüşüm meselesi daha önce İzmir Büyükşehir Belediye'miz tarafından bir program uygulanmış orada. Bayraklı Belediyesi yetkiyi Büyükşehir'e devretmiş. Hı hı. Büyükşehir planlamayı yapmış. Orada da bütün itiraz süreçleri falan tamamlanmış meclislerden geçtikten sonra. Uygulamada aksaklıklar olmuş. Yaklaşık 10 yıldır da proje yürümemiş. Hı. Biz de bu durumu düzeltmekle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittik. Ve Büyükşehir'deki yetkinin Bayraklı'ya devrini istedik. Yani burada bir sorun var. Hı hı. Aslında bu sorun şu an Büyükşehir'in. Ama bu sorunu bize devredin. Biz gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Ve Büyükşehir'den yetkiyi aldık. Bayraklı'yı aldık. Hı hı. Yeniden bir planlama yaptık. Ve bu planlamayı yaparken de geçmiş projedeki temel aksaklıkların neler olduğunu tespit ettik. Ve plancılarımıza şunu söyledik. Bu eksikleri giderebilecek bir planla bize gelin. Ulaşımdan diğer alanlara kadar, yeşil alandan farklı ulaşıma kadar bütün aksaklıkların giderebileceği yeni bir şey istedik. Tek uygulama alanıydı. 26 uygulama alanına böldük alanı. Daha sonra İSSU'nun da bir uyarısı var bölgeyle ilgili. Bunu da dikkate aldık. Ve Bayraklı Meclisi'nden oy birliğiyle geçirdik. Hı hı. Büyükşehir'de arkadaşlarımız oy çokluğu demişler. AK Parti grubu. Hayır, işte orada yüksek katlı binalar olacak. İşte birkaç teknik noktada sıkıntılar var vesaire gibi eleştirilerle oy çokluğu vermişler. Ben de bunun üzerine AK Partili meclis üyeleri arkadaşlara söylediğim şey şu. Bu aslında vatandaşın tamamını ilgilendiren bir mesele. Anlaşılmayan yanlış işler varsa biz bir daha anlatalım. Eğer haklı olduğunuz yerler varsa orada da düzeltmeler yapalım. Hı hı. Ki sorunsuz ilerleyelim. O yüzden bir karar verdik. Yani bunun tekrar komisyona havalesi, komisyonda bir daha görüşürsün, biz de bilgilendirme yapalım. Bu konuda anlaştık. Ben de kalkıp bunu söyledim. Ama bunun üzerine bir arkadaşımız çıktı, eleştirilerde bulundu. Hani sanki bu konuşma olmamış gibi. Sonra yine tatlıya bağladık. Yani burada herhangi bir sorun yok. Sonuç itibariyle meclisteki ufak tefek gerginliklerin, tartışmaların vesairelerin işin selameti açısından bakmak lazım. Yoksa orada tartıştığımız mesela Hüsnü Bey benim 20 yıllık arkadaşım yani.